İstanbul 1453'te başlamıyor. Çok eski bir şey. İstanbul'un 2700 senelik bir tarihi var. Hilafsız 2000 yıllık bir şey o tarihlerde. Teşekkür ederim. O teferruat enteresan. Onu ben dikkat etmedim. Sayın Hocam, bugün bize lütfettiniz. İstanbul üzerinde bir görüşme yapacağız. Tabii burada en mühim olay, hiç şüphesiz ki sizin fetihten hemen sonraki ilk tahriri, 16. asır sonuna 1570'lere gelen tahrirle karşılaştırmanızdır. Bu İstanbul edebiyatına diyeceğiz, literatürüne çok önemli bir katkı. Yani Bizans neydi? Evet. Konstantinopolis neydi 1453'te? Ve aşağı yukarı 100 sene sonra ne hale getirildi? Bu müspet bir anlamda, çünkü büyük bir imar faaliyeti olduğu anlaşılıyor. Tabii yalnız buraya girmeden evvel İstanbul 1453'te başlamıyor. Çok tabii. Eski bir şehir. O tarihte zaten hiç şeysiz, hilafsız 2000 yıllık bir şehir o tarihlerde. Arada tabii Bizans'ın geçirdiği, Konstantinopol'ün geçirdiği büyük facialar var, 1204 falan gibi. Mesela o Timur'a giden büyük bir elçi var, önemli bir adam, Clavijo Kastilyalı. O İstanbul'u tarif ediyor. Galiba arkasından hepimizin bildiği gibi Bertrandon de la Brocquière, 2. Murat devrinde geçmiş o da şehirden. Çok eskiden bir Tudela var onlardan evvel, Benjamin Tudela, Yahudi. Onlar da herhalde bize bir manzara, bir çizimi ancak siz yapabilirsiniz. Lütfederseniz şöyle Megaralılardan başlayarak İstanbul üzerinde konuşalım. O zamanki Bizantiyon tabii. Buyurunuz efendim. Efendim teşekkür ederim. Sağ olun. İstanbul tarihi bundan 2700 sene önce başlıyor. İstanbul'un 2700 senelik bir tarihi var. İlk yarımadanın şu uç kısmında, ki orada saray var bugün. Üç kısmında Topkapı Sarayı'nın bulunduğu yerde yere Yunanistan'dan Megaralı Yunanlılar gelip bir koloni kuruyorlar. Türkiye'nin bütün sahillerinde, Ege'de de biliyorsunuz, Efesus, Milet vesaire, bu 7. yüzyıldan başlayarak Yunan kolonileri, ticaret kolonileri kurulmuştur. İşte onlardan biri Megaralı Yunanların burada kurdukları ufak şeydir, şehirdir. Buna Bizantium diyoruz. Bu kısım sonradan Saray-ı Hümayun, Fatih'in sarayı, Topkapı Sarayı yerini, bahçeleriyle hemen hemen aynı şeydedir. Sonra Yunan kolonisi, İskender biliyorsunuz İstanbul'dan geçti. Milattan 334'te İstanbul'dan geçti. Bir Helenistik devri var İstanbul'un. Ve sonra yine İsa'dan önce 230'larda Roma gelip İstanbul'u aldı. İstanbul'un Roma devrinde ilk yapıcısı Septimus Severus'tur. Evet, hipodromu yaptı. Evet, hipodromu yapan ve ilk surları, dahili surları, yani şehrin surlarını o yaptı. Septimus Severus surlarıdır. Şurada geçiyor. Şuradan geçiyor, evet. Evet, hemen hemen bugünkü Topkapı Sarayı'nın hudutları. Evet. Roma devri
Yalnız İstanbul için değil, Anadolu, bütün Anadolu için. Çünkü Roma hudutları Fırat'a kadar gidiyordu. Daha sonra Irak'ı da aldılar Romalılar. Anadolu'nun en müreffeh devri, en parlak devri bu Roma devridir. Hititleri saymıyoruz tabii. Roma devridir. Roma devrinde bakınız Anadolu'da büyük şehirler, Afrodizyas, Patara, efendim, Faselisios vesaire, büyük şehirler, büyük limanlar. Ve Ankara'da, Ankara'da evet, Augustus mabedi görüyorsunuz. En müreffeh devridir. Bunu bir Amerikalı Miller, üç cilt olarak, Roman as a Minor diye bir kitap yazdı, Princeton'lu. Efendim, ikinci büyük refah devri, Bizans devri, fakirlik devridir. Savaşlar, Arap akınları başlıyor. Ondan sonra tabii Selçuklular. Fakat ikinci büyük devir, böyle büyük abideleriyle, büyük bir refah devri Selçuk devridir. 1200'den başlayarak. Dikkat edin, bu dünyanın hiçbir yerinde ticaret için bizim büyük kervansaraylar. Meşhur bir İtalyan tarihçisiyle geziyoruz. Sultan Han'ın önüne geldi. Dedi, İtalya'da böyle bir bina dedi yoktu o zamanlar dedi. Evet. 1225 tarihlerinde oluyor bu. Yani hakikaten ferah, müreffeh bir memleket Türkiye. Baştan başa. Yani Sivas'a gidin, Kayseri'ye gidin, Konya'ya gidin, büyük eserler, efendim, büyük şehirler. Üçüncü refah devri ne zamandır? Osmanlı değil. Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti devridir. Yani Türkiye tarihinde üç büyük refah devri vardır. Roma devri o onlardan birisidir. Ve İstanbul o zaman imparatorlar İtalya'yı, Roma'yı bıraktılar. Konstantin'in 11 Mayıs 330 tarihinde, 11 Mayıs 330 tarihi hatırlanacak bir tarihtir. İstanbul'u imparatorluğunun merkezi ilan etti. Hipodrom'da büyük merasimle. Demek ki İstanbul'un bir imparatorluk merkezi olması, büyük Roma İmparatorluğu merkezi olması tarihi 11 Mayıs 330'dur. Konstantinopolis'in yani hakikaten büyük tarihi İstanbul'un kurucusudur. O ikinci bir surla kendi zamanında şeyden şuradan yani Unkapanı Köprüsü civarından başlar bu. Çıktı şimdi efendim, yeni kapıdaki Konstantin, kazılarda çıktı. Evet. Konstantin surları. Marmara'nın ilk şeysi evet. Bu. Ve Marmara surlarını da o yaptırmıştır. Evet. Konstantin yaptırmıştır. Yani şurası. Hakiki İstanbul budur zaten. Aşağı yukarı evin önü kazarsı. Tabii. Aşağı yukarı. Üçüncü büyük surlar Theodosius surları ki Theodosius biliyorsunuz 4. asrın sonlarına doğru yok 5. asrın sonlarına doğru 390'larda falan efendim o surlar bugün İstanbul'u çeviren büyük surlardır. Bu surlar sahil surlarıyla Yedikule civarında şey diyor. Şey buradaki bu liman da o yaptırdı değil mi? Tabii Theodosius'un. Evet Theodosius. Kumkapı bugün Kumkapı evet, dediğimiz şeyin galiba bölgede. Bayezid Meydanı'ndaki form da onun adını tabii taşıyor. Ana yol. Evet. Ve bir şeysi daha var galiba. Bina henüz bulunamadı ama kesinlikle tabii ilk üniversitede onun eseri. Tabii. İstanbul Üniversitesi. Efendim Theodosius büyük Theodosius, bu iki imparator, büyük Konstantin, büyük Theodosius, İstanbul'un kurucularıdır. Bu kara surları o zamana kadar dünyada görülmemiş üç kat bir evet sur şeyidir. Öteki surlar yalın kat surlardır.
sahil sularını da Konstantin yapmıştır. Büyük Konstantin yapmıştır. İstanbul'un büyük merkez olarak bir dünya merkezi, Roma İmparatorluğu merkezi olması tabii Büyük Konstantin zamanında. Bu demin söylediğim tarihte. 11 Mayıs 330. Evet. Hatırlanacak bir tarihte bu hakikaten. Tabii o zaman Batı, Roma İmparatorluğu Batı tarafı ve Doğu tarafı olarak ayrılmış. Fakat İstanbul ve Anadolu artık Roma İmparatorluğu'nun hakiki temeli, iktisadi hayatının temerküz ettiği bölgedir. Ve yavaş yavaş Roma idaresi doğuya doğru kaymıştır. Bu Diyoklesiyen zamanında, ki Diyoklesiyen milattan önce milattan sonra tabii 280'lerde o merkezini İstanbul'da değil Diyoklesiyen, İzmit'te. Onun imparatorluk merkezi İzmit'ti. Nikomedia. Evet, Nikomedia. Ne enteresan değil mi? Şimdi bakınız, 11 Mayıs diye tarihi resmen verdiniz. Hatırla. Adam daha pagan henüz, Hristiyan olmamış. Değil, evet. Ve Merkür için kutsal bir gün, yani Idus Mai, yani Mayıs'ın evasıtı, ortasını İdus'u seçiyor ki kendi tanrı inancına göre daha henüz çok uzak Hristiyan. Tabii Hristiyan değil. Belki de hiç değil. Biz kilisenin arzu edilir tarihini. Evet. Tarih kaydediyor. Belki de hiç olmadı. Fakat yine aynı Konstantin, biliyorsunuz, evet. Hristiyanlığı resmi devlet dini yapmıştır. Ve konsillere, değerli ruhani meclislere, Argüs'ün katıldığı ruhani meclislere katılmıştır. Efendim, Hristiyanlık tarihi için de çok önemli. Evet. Görüyorsunuz, evet. İstanbul yalnız şey bakımından değil, imparatorluk siyasi bakımından değil, dini bakımdan da eski çağın büyük merkezlerinden birisi olmuştur. Evet. Hristiyanlık orada yerleşmiştir. Oradan resmi bir din haline almıştır. İstanbul'un yine bence yapılmasında, yapısında, şehrin efendim büyümesinde, zenginleşmesinde üç büyük devir vardır. Birisi tabii yine Büyük Konstantin devri. Efendim. Hakiki İstanbul onun surları içindedir. Bu surlarla, Konstantin surları ile Teodosius surları arasında bu bölge hiçbir zaman buradaki gibi kesif bir şekilde yerleşme sahası yok. Olmamıştır. Biz çocukken bile yoktu. Bugün bile değil mi? Ben çocukken bile yoktu. Yoktu. Yani hayır, orada tek başına dolaşamazdın. Yani bostanlar vardı. Burada değil mi? Evet, bu bölge. Evet. Konstantin, Büyük Konstantin 324'te. İsa'dan sonra 324'te. Milattan diyorum çünkü biz mekteplerden milattan okuduk. Doğuma göre. Evet. Evet. İstanbul'un büyük şehir olarak yapılanmasında dedim. Evvela Konstantin tabii. Kur'an adam. Hipodromu genişletti. Evet. Efendim büyük kiliseler yaptı. Form şey yaptı. Evet. Bugünkü divan yolunun başlangıcı tabii, olan büyük forum, formları, onun adına yaptı. Çemberli taş, onun adına taşı. Evet, çemberli taş. yani Konstantin şeyidir aslında. Çemberli taş tabii. Efendim, ve Forum Konstantini. Onun şeyinde. Yani İstanbul'un büyük şehir yapılanmasında Konstantin devri muhakkak. İkinci büyük devir Justinian devridir. Evet. 532 tarihinde Hipodrom'da büyük bir isyan çıktı. Nika. Bu Nika isyanı. Bu isyanda şehir tekrar harap oldu. Hatta Ayasofya Camii. Yandı Ayasofya. Evet, Ayasofya'yı yıktılar.
Justinian 8-10 sene sonra tekrar şehri imara başladı. İşte biliyorsunuz Büyük Ayasofya Camii'ni Justinian yapmıştır. Efendim. İkinci büyük İstanbul'u inşa eden büyük imparator, büyük hükümdar Justinian'dır. Şayan dikkat. Şeyin zaten değil mi Ayasofya'nın giriş narteks mozaiğinde İsa'ya iki hediye veriliyor. Konstantin şehri maketini, Justinian da Ayasofya'nın maketini. Evet. İstanbul'un. Çok enteresan. Evet. Teşekkür ederim. Estağfurullah. O teferruat enteresan. Evet. Onu ben dikkat etmedim. Yok yürerken. Evet. Şimdi Konstantin 30 seneye yakın. 324'te geldi. 327 aşağı yukarı 30 sene. Justinian de 40 sene saltanat sürdü. İstanbul'u tahrip eden Haçlılar 1204'te. Evet, çok. Ve güzel. İmparatorluğun merkezi olarak Paleologlar zamanında çok fakir, iktisadı tamamen İtalyanların eline geçmiş, nüfusu 50 bine düşmüş, perişan bir şehir. Siz de son kitabınızda söylüyorsunuz çok güzel. Gelen seyyahlar İstanbul'da tarlalar halinde, efendim halk sefil, nüfusu çok azalmış ve daha çok manastırların etrafında toplanmış İstanbul nüfusu. Haliç üzerinde ve limanda Batılılar hakim. Venedikliler, bugün Yeni Cami bölgesi, Eminönü bölgesinde Amalfi, Pizallar, Amalfiler, ondan sonra Venedikliler var. Karşı tarafta Cedevizliler var. Cedevizler Galata'da, Galata'yı o kadar geliştirdiler ki İstanbul'un ekonomisinin 2-3 misli daha büyük bir ekonomi Galata'da. Nasıl oldu? Galata'nın, bakınız burada Türk tarihi, Osmanlı tarihi araya giriyor. Galata'nın bu refahı, bu büyümesi Osmanlılar sayesindedir. Çünkü bu şehir halkını besleyen buğday, şarap, zeytinyağı Türk şeylerinden geliyor. Onun için Cenevizliler çok erkenden 1252 tarihinde Osmanlılarla bir ticaret anlaşması yaptılar. Ticaret serbestisi elde ettiler. Ve 1252'de Bizans, Aragon ve Venedik Galata'ya, Cereviz Galata'sına hücum ettiği zaman Galata'yı müdafaa eden kuvvetler arasında 1000 tane Orhan'ın okçusu vardı. Evet. Ve 2. Murat zamanında surları, Galata surlarını yenileme bahis konusu olduğu zaman Murat'tan para istediler Cedevizler. Yani bu İstanbul'un karşısında yeni bir şehrin gelişmesinde Osmanlı'nın büyük tesiri vardır. Bu Batı tarihçileri tarafından belirtilmez. Evet. Çok önemli bir nokta. İstanbul 1453'te başlamıyor. Çok eski bir şey. İstanbul'un 2700 senelik bir tarihi var. Hilafsız 2000 yıllık bir şey o tarihlerde. Teşekkür ederim. Bu teferruat enteresan. Onu ben dikkat etmedim. Üçüncü büyük İstanbul'un kurucusu, bu söylediğim harap, nüfusu çok düşmüş fakir şehir karşısında efendim, şehrin yeniden yapılanması, büyük bir dünya şehri haline gelmesi Fatih'in efendim şehri almasıyla başlar. Fatih'in fethini biz çok
şey diyoruz, fütüh nasıl oldu, Yeniçerileri surlara sürüyoruz bugün. Bir gülüş tarafı da var bunun tabii. Bunu ben hiç tasvip etmiyorum. Asıl Fatih'in büyük büyüklüğü, büyük eseri İstanbul'u yeniden inşa etmesidir. Konstantin, Justinian ve Fatih. Evet. Fatih'in fetihten sonra bütün kaygısı bu yeni payitahtı kendisine layık, imparatorluğa layık, Rumeli Anı'ya hakim büyük imparatorluğun merkezi haline getirmek için. Hocam yaptığı... isterseniz sınırları söyleyelim şimdi. Evet, surları. Yani 1453'te imparatorluğun sınırları lütfederseniz. Estağfurullah. Şimdi... Çünkü şehir zaten ortada. Roma devrindeki gibi Fatih'in imparatorluğu Fırat'a kadardı. Fırat'a kadardı. Uzun Hasan'ı yendikten sonra biraz birkaç şehir aldı ama esas Fırat'tır. Evet. Yani 1472-73 biliyorsunuz. Demek o zamana kadar Doğu Anadolu henüz alınmamış Osmanlı şehir. 1453'te henüz Karaman da elde değil galiba. Değil mi? Aldı. Değil. 1474'te. Evet. Tamamıyla şey edildi. 1468'dir Karaman. Karaman ama Ankara. Evet. Rumeli'de Balkanlardaki şey hudut Tuna Nehri'dir. Bakın çok geniş bir saha ve çok kalabalık. Ve Fatih İstanbul fethine başlamadan önce, hareket etmeden önce bir nutuk verdi. Niçin gidiyoruz? Çünkü dedi bu İstanbul bizim büyük ülkemizin ortasında bir büyük tehlikedir. Çünkü imparatorlar batıyla anlaşıp bir Haçlı ordusunu celbetmek için faaliyet halindedir. Bunun son büyük şeyi 1439'da Floransa'da bir konsil toplandı. Bu konsile Patrik dahil, imparator dahil bütün Bizans oradaydı konsilde. 1439 1453'e çok yakınız. Yakın. Ve orada karar verdiler ki İstanbul'u müdafaa edecekler. Hatta Venedik'e bunun terk edilmesi bile bahis konusuydu. Yani bu Batılıların eline geçerse İstanbul, bizim büyük imparatorluğumuzun kalbi düşmanın eline geçmiş olacak. Evet. Onun için Fatih Onutkun dedi ki, bu şeyi aramızdan atmak. Evet. İstanbul bizim tabii imparatorluğumuzun tabii merkezidir. Bunu almamız gerekiyor. O geçtiğinden beri bütün aklı fikri bunun üzerindeydi. İşte Rumeli Hisarı'nı yapması, büyük toplar yaptırması falan. Yani gece gündüz bunu düşünüyor. İstanbul'u almazsak imparatorluk yaşayamaz. Fakat askeri tarafını bir tarafa bırakın. Fetih için bizim kutlamamız Fatih İstanbul'u nasıl inşa etti? Nasıl bu harap arazi üzerinde yeni bir Türk İslam şehri? Bunu ileride anlatacağız. Evet. Konuşmamızda. Bu inşa faaliyeti nasıl gelişti? Safa safa bunu efendim evet. Sizinle şey edeceğiz. İşte surlar dediğim gibi Theodosius surları, Konstantin surları, Halis üzerindeki şeyler. Bu surların artık surlar, bir önemi var mı Fatih'ten sonra? Fatih'ten tabii. Yani elan tabii ateşli var. Silahları. Tabii var çünkü bu büyük deniz devleti Venedik daha sonra bizim tarihi bize bir geçmemiştir. 14. Louis İstanbul'u tehdit ettiler. Evet. Çanakkale kadar, önüne kadar geldi Venedik donanması 1640'larda evet. Venedik Girit Harbi başladığı zaman Bozcaada'yı aldı. Ve büyük, yani İstanbul tehlike altındaydı. İkinci tehlike Kazaklardan geldi. 1630'larda, 1650'lerde Kazaklar İstanbul Boğaz içinde Yeniköy'e kadar geldiler. Yeniköy'ü yaktılar. Sultan
yükselen dumanları sarayından seyrediyordu. Kazakların bu şeyin karşısında. Yani İstanbul iki taraftan tehlike altına girdi. O zamanlar mesela Bayrampaşa o Venedik tehdidi karşısında İstanbul'un surlarını beyaza boyattı kireçle. Evet. Yeni görünsün diye. Yani o kadar aldığı tedbir bundan ibaretti. Ama asıl kurtaran biliyorsunuz Köprülü Mehmet Paşa'dır. Boğaz'dan Bozcaada'yı aldı, Venedikleri sürdü, geri sürdü. Berkitti. Evet, Berkitti. Ve tabii Fatih İstanbul'u aldığı zaman İstanbul'u erişilmez bir şehir durumuna getirmek için iki tarafta istihkamlar yaptı. Bu istihkamlardan birisi Boğaziçi'nde Yıldırım Bayezid'in yaptığı Anadolu Hisarı, ki güzelce evet. Hisar derlerdi. Onun karşısında Rumeli Hisarı'nı yaptı ve gelecek Karadeniz'den gelecek gemilerin mutlaka bu hisarlardan birine uğramasını mecburi tuttu. Bir Venedik gemisi 1452'de geçmeye kalktığı zaman top ateşiyle gemiyi denizin dibine indirdiler. Yani Karadeniz'den gelecek tehlikeye karşı İstanbul'u koruyan iki hisarı. Biri Bayezid'in, birinci Bayezid'in biri. Fakat Çanakkale tarafında da aynı şeyi yaptı Fatih. Kale-i Sultaniye, yani Çanakkale. Neden Çanakkale'dir biliyor musunuz? Yaptırdığı bu yapılan kale tamamen bir çanağa benziyor. Sonradan halk Çanakkale'ye. Onun asıl adı Kale-i Sultaniye'dir. Onun karşısında Kilidül Bakr, tabir çok enteresan, denizin kilidini, kilidi kalesi. İkisi top benziyor. Bu iki evet. Bu iki kaleyle İstanbul'u Akdeniz'den gelecek bir tehlikeye karşı. Çok geçmeden zaten biliyorsunuz 1463'te Venedik Savaşı başladı. Büyük savaş. 1479'a kadar süren büyük savaş. Büyük deniz devletine karşı. Yani. Fatih demek İstanbul'u bir taraftan emniyete alırken öbür taraftan şehri, camiler, pazarlar, kapanlar efendim türlü onu sonundan anlatacağız. Hadi İstanbul'u nasıl inşa etti Fatih? Bu ikinci şeyimiz olacak efendim. Sizden evet, bekliyorum. Şimdi bugün herhalde Fatih devrine kadar geldik. Bundan sonra Osmanlı İstanbul'u bunun imarı üzerinde durulacak. Sağ olun hocam.